Döberim, basının değerli üyeleri, yılın son meclisi olan Aralık ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün programa biraz geç geldik. Neden? Şehit Emre Kargın isminin Anadolu Lisesi'ne verilmesi programımız vardı. Oradan mezarlığa geçtik. Ondan dolayı biraz geç geldik. Katılan arkadaşlarımız da oldu orada. Arkadaşlar, Kükürt projesine giden arkadaşlar bazılarıyla kahvaltıya gittik, geldik, dolaştık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Kemal Bey ile Ankara'ya gittiğimiz zaman Bakan Bey'den tekrardan ikinci etap Eke dönek istedik. Yıl bitmeden tekrardan bir ihaleye çıkalım derdimiz, onunla uğraşıyoruz. Kayacık sahili projesi Oktan Nalbantoğlu ile görüştük. Hızlı bir şekilde bizi önümüzdeki haftalarda davet edip bir proje tanıtımı, sunum yapmak istediğini söyledi. Büyük bir ihtimalle buraya davet edip hep beraber izlemek isteriz ama uygun mudur, değil midir? Onu Oktan Bey'in kendisiyle görüştüğümüz zaman inşallah bir şekilde çözüm ulaştırmaya çalışacağız. Biliyorsunuz pandemiden dolayı bir takım yasaklar geldi arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili de Dalaman Belediyesi olarak biz elimizden bizim kiracımız olan, bizle ilişkisi olan biz şahıslara bir şey yapamayız biliyorsunuz. Ama bizim belediyemizden kiralık dükkanı olan arkadaşlar kapatıldı, şimdi kahveler kapatıldı, lokantalar kapatıldı, paket servisleri yapılıyor. Bununla ilgili meclisimizde Mali İşler Müdürümüze görüştük. Uygun bir şekilde ne yapabiliriz diye bir çalışma yapıp genelge doğrultusunda yasaların bize verdiği yetkiye dayanaraktan bu arkadaşlarımıza elimizden gelen ne varsa onu burada mecliste biraz önce ilk gündem maddesiyle getirip görüşmeyi düşünüyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız şibelerin bir kısmının ödeneğe hazırlandı. Geçen hafta Hüseyin Bey'den hesap numaralarını falan verdik. Araçlarımızla Devlet Malzeme Ofisi'nden yıl sonu gelmeden herhalde gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Dalaman Çayı ile ilgili bir açıklama, milletvekilimizin birisi bir açıklama yaptı. Sanki Dalaman Belediyesi bu işle hiç ilgisi yokmuş gibi bir görüntü sergilemeye çalıştılar. Ama ben buradan Yerbelen Muhtarı, Atakent Muhtarı ile birebir bu işin canlı şahididir. Biz olay bize yansımadan daha önce Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü arayıp gerekli bilgileri verdik. O gün Devlet Su İşleri Bölge Müdürü pazar gün buraya gelip suyun salınması ile ilgili ne gerekiyorsa iki muhtarımız şahittir. Birebir takibinde olduk. Yani burada işte belediye bir şey yapmıyormuş gibi şov yapan arkadaşlara burada şiddetle kınıyorum. Yani belediye sanki, arkadaşlar, Dalaman Belediyesi su salmaya yetkisi var mı? Veyahut da Dalaman Belediyesi suyun oradan balıkların ölmemesi için gerekli bir çalışmaya yapmaya yetkisi var mı? Biz sadece iletmekle mükellefiz. Ben Dalaman Belediye Başkanı olarak ve meclisim adına gereğinin yapıldığını düşünüyorum. Buradan şov yapan arkadaşı şiddetle kınıyorum. Ya şöyle bir şey var başkanım, bundan yani o da Dalaman Belediyesi'nden çok herhalde Devlet Su İşleri'nin bunu böyle atlattığından daha sonraki süreçte Dalaman Belediye Başkanı hiçbir şey yapmamış gibi bir görüntü yaratmaya çalıştılar. Sadece ucuz muhalefet yapılmasından karşıyım. Yani Dalaman'da bir şeylerin konuşulması, yanlış bir şeylerin konuşulması Dalaman'ı yıpratır. Başka bir şey olmaz. Yani suyun salınımını daha önce sonra da Devlet Su İşleri'nin müteahhidinin yetkili firmanın yetkilisi açıklamayı yaptı zaten. Ama gelip orada işte balıklar ölüyor, balığı kaldırıp şov yapmanın bence çok, yani siyaset yapmaya kalkarsak ama siyaset yapacak çok ortam var. Yani ona bakarsan yani ötekiler de yapıyor, o da yapacak. Hani yapacaktır ama yani Dalaman'la ilgili böyle bir şeyin konuşulması Dalaman'a zarar verir sadece. Benim anlatmak istediğim bu. Ya hepinize teşekkür ediyorum. Dolayı, belki balıkların ölmesi yerinden dolayı buyurun Bekir Bey.
İstek Başkan değerli meclis üyeleri, 2020 Aralık ayı olağan meclis toplantısı için devletimizce kapatılmasına karar verilen iş yerlerinden, belediyemize ait olan iş yerlerinden ve diğer belediyemize ait olmayıp da bu dönemde kapatılan, kapatılmakla zorla bırakılan iş yerlerinin mağdur olmaması için bir takım gelirlerimizden, kira olsun, kadastro toplama, çevrelerimize ilan reklam vergisi olsun, bu gibi gelir tasarlarımızla ilgili daha önceki korona tedbirleri genelgesinde de çıktı, kapatılan iş yerlerinde şu gelirler tahsilinden vazgeçilebilir ama meclis kararıyla olur diye bir genelge çıkmıştı. Yine o genelgeyi bekliyoruz fakat meclisimizce bunun gündeme alarak 1 Aralık'tan itibaren, bugünden itibaren bu konuyla ilgili neler yapılabilecekse yapılması için karar alınması hususunu arz ediyorum. Önlem amaçlı getirilen yasaklardan dolayı mağdur olan, iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalan veya kısıtlı çalışmak zorunda olan esnaflarımızın mülkiyeti belediyemize ait olan iş yerleri için tamamen kapalı olanlardan bu süre boyunca kira alınmaması, kısıtlı çalışan esnaflardan kiranın yarısının talep edilmesini arz ediyorum. Zaten bizim önerimiz zaten... Bizim haberimiz yoktu başkanım. Bizim haberimiz. Bize bildirmeyi teşekkür ederim. Mülkiyeti belediyemize ait Şehit Mehmetçik Parkı'nda satışı yapılacak olan yiyeceklerin, içeceklerin satış fiyatlarının belirlenmesi, plan bütçe komisyonunun belirlenmesinin görüşülmesi. Evet. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, mülkiyeti belediyemize ait Şehit Mehmetçik Parkı'nda satışı yapılacak yiyecek ve içeceklerin satış fiyatlarının belirlenmesi hususunu arz ederim. Evet, ben bunu komisyona sevk edelim. Çünkü park şu anda tadilatta. Tadilat yürürken komisyon toplanır, fiyat belirlemesini bir şekilde yaparız. Önümüzdeki mecliste görüşürüz. Kabul edenler, Metin dükkanını kapattı. Hiçbir geliri yok. Yani onlara, yani bizim tutup da devasa bir yardım yapmamız mümkün değil ama belediyemin bütçesi dahilinde gıda yardımı, nasıl Ramazan ayında gıda yardımı yapıyoruz. Bize başvuru yapan arkadaşlarım incelenir. Buna göre gıda yardımı da yapalım diye düşündük. Sizce de uygunsa. Evet arkadaşlar, kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.